Midsommar yani Ritüel, Hereditary'nin yapımcısı Ari Aster'in hem yazıp hem de yönettiği bir korku gerilim filmi. 2,5 saate yakın süren Ritüel, Amerika, İsveç ve Macaristan ortak yapımı. Ülkemizde 26 Temmuz 2019'da gösterime giren film hakkında detaylı bir inceleme videosu hazırlama gereği duymadım. Bunun yerine düşüncelerimi sesli makale şeklinde ifade etmek istiyorum. Filmin konusu: Danny ve Kristen ilişkileri çok iyi gitmeyen iki sevgilidir. İsveçli arkadaşları Pelin davetiyle efsanevi bir yaz festivalini yerinde görmek için festivalin yapıldığı kırsala yani Harga'ya gitmeyi kabul ederler. Ancak bu festivalin hiç de görüldüğü gibi olmadığını ve pagan kültürünün en kanlı örneklerinden birisi olduğunu anlamaları uzun sürmeyecektir. Yazının bundan sonrası spoiler içeriyor. Uzun, sıkıcı ve büyülü bir ritüel. Dani, İsveç'e arkadaşı Pelin yaptığı akıllıca yönlendirmeler sonucu gitmeye karar vermişti. Pelin bu yönlendirmeyi neden yaptığına, daha sonra törende göreceğimiz yaşlı adamın "Pelin insanlar hakkında kusursuz sezgileri vardır" sözünden sonra bir anlam yükleyebiliyoruz. Gerçekten de Dani filmin sonlarında yer alan kraliçe seçmelerinde dans yeteneğini ve dayanıklılığını ispat ederek Mayıs Kraliçesi unvanını alacaktır. Tam 9 gün sürecek bu festivalin aslında içerisinde büyülerin de kullanıldığı ritüeller sarmalı olduğunu görüyoruz. Saatler süren ritüeller gerçekten de bitmek bilmiyor ve bir yerden sonra artık gerçekten sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Kutsal kitaplar, kanlı ayinler, ölümler, yaşamlar, yemekler, büyüler, yazıtlar, evlilikler, eş seçimleri, gizemler, kahinler, binbir çeşit giysiler, çiçekler, anlamlı ya da anlamsız bakışmalar, resimler, meşaleler, çiçekli arabalar, ayılar, insan bedenlerinin yakılması, hikayeler. Ritüeller o kadar çok ve o kadar fazla ki inanın her birisini buraya yazmak ve onlardan kısa kısa bahsetmek bile sayfalar dolusu yazı yazılmasını gerektiriyor. İşte benim filmi seyrederken sıkıldığım durum tam olarak bu. Ritüeller seyircileri bıktıracak kadar fazla. Öncelikle bir belgesel seyretmiyoruz. Korku ve gerilim dolu bir yapım seyredeceğimizi umuyoruz ritüelin karşısına geçerken. Ancak dikkatle seyretmeye ve her kelimesini, her cümlesini yakalamaya çalıştığımız ritüeller bitmek bilmiyor ve ardı arkası kesilmiyor. İnanın ben sabırlı bir izleyiciyim ve Hereditary filminden ötürü yönetmenin kredisi bende büyük. Yalnız bu ritüelleri dinlemekten ve anlam vermeye çalışmaktan o kadar yoruldum ki filmin sonunu birkaç moladan sonra ancak getirebildim. Aradığımız korkuya da gelelim, zaten filmin son dakikalarında gizli. Adım adım bir şeylerin yapıldığını, festivale dışarıdan gelenlerin bir bir ortadan kaybolduğunu biliyoruz. Ama bunların başına ne geldiğini ancak filmin sonunda anlayabiliyoruz. Sahnelerin tamamı, konuşmalar da dahil olmak üzere, gerçekten çok ama çok sıkıcı. Anlamsız ve gereğinden fazla uzun süren yakın plan çekimleri, bitmek bilmeyen diyaloglarla birleşince filmin akıcılığı yerlere serilmiş. Eğer belgesel tarzı bir yapım seyretmek istiyorsanız ritüel sizi tatmin edebilir. Ancak korku ve gerilim tarzında akıcı, şaşırtıcı ve film bitince iyi ki seyretmişim diyeceğiniz bir film arıyorsanız Midsommar'ın yakınından bile geçmenizi tavsiye etmem. Hayatım boyunca artık ritüel odaklı bir film seyretmek istemiyorum. Filmin sonunda Dani'nin yüzünde beliren gülümsemenin ne anlama geldiğinden bile bahsetmedim yazıda. Bilmem anlatabildim mi?